Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün sizlerle 7. sınıf 2. dönem 1. fen bilimleri yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce yazılı sorularımızı eğitimevi.webi.com sitemizden bulabilirsiniz ve hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz arkadaşlar, bize elementin adını vermiş ve elementin sembolünü istiyor bizden. Hemen yapalım. Hidrojen elementinin sembolü nedir? H'dir. Buraya sadece bir H harfi çizeceğiz. Yazacağız. Kalsiyumun sembolü nedir? Kalsiyumun sembolü ise Ca'dır arkadaşlar. Büyük C ve küçük A. Sodyumun sembolü ise Na'dır. N ve A yazacağız. Na da sodyum. Oksijeninki de zaten hepinizin bildiği gibi O'dur tahminen. O diyebilirsiniz zaten. Direkt O yazacağız buraya da. Gümüşünki ise Ag'dir arkadaşlar. Altınınki Au, gümüşün ise Ag'dir. Bunu unutmayın. Bu elementin sembollerine ve adlarına çalışın arkadaşlar. Sınavlarda banka sorulardan biridir. Bunu unutmayın derim ve hemen geçelim. B bölümümüzdeyiz şimdi de. Burada da arkadaşlar karışımları bizden homojen karışım mı yoksa heterojen karışım mı olarak ayırmamızı istiyor. Öncelikle homojen karışım neydi? Yani karışımda her yere eşit şekilde dağılmış, gözle baktığımızda yani ayırt edemeyeceğimiz karışımlardı. Heterojen karışımlar ise gözümüzle baktığımızda ayırt edebileceğimiz, karışımın içinde ne olduğunu görebileceğimiz karışımlar. Kısaca böyle bahsedebiliriz. Bakacak olursak eğer tuzlu su diyor. Eğer tuz arkadaşlar iyice karıştırılıp suyun içinde eritilmiş çözelti haline getirilmişse bu bir homojen karışımdır. Ama sadece suyun içine tuz atılmış ve karıştırılmamış çözelti elde edilmediyse bu heterojen olur. Ama burada genellikle bize tuzlu suyu homojen olarak alırlar arkadaşlar. O yüzden tuzlu suyu homojeni işaretleyelim. Ayran. Ayran arkadaşlar ilk başta homojen diyebilirsiniz ama ayran da sizin de bildiğiniz gibi heterojen bir karışımdır. İçinde baktığımızda karışım olduğunu gözümüzde görebiliriz. Alkollü suya bakarsak eğer, alkollü suya baktığımızda arkadaşlar bunun içinde alkol ve su olduğunu anlayamadığımız için bu nedir? Eğer anlayamıyorsak neydi? Homojendir. O yüzden alkollü suya da homojen yazacağız. Heterojen değildir. Zeytinyağlı suya baktığımızda ise bunun heterojen olduğunu görebiliriz. Çünkü zeytinyağı üsttedir, su alttadır. Böylelikle bu yüzden gözümüzde ayırt edebiliyorsak karışım olduğunu, o yüzden bu nedir? Heterojendir. Burayı da heterojen olarak işaretleyelim. Talaşlı su da aynı şekilde arkadaşlar. Eğer suyun içine talaş atarsak bizim talaş ve suyun karıştığını görebiliriz. Eğer görebiliyorsak da neydi? Heterojen. Görebiliyorsak yani karışım olduğunu heterojen, göremiyorsak da homojendir. C'ye bakalım. Burada da arkadaşlar ayrıştırma yöntemlerini eşleştirmemizi istiyor. Eşleştirelim. Mıknatıs artı kum karışımını ne ile ayrıştırabiliriz? Buraya aslında mıknatıs yazması saçma olmuş. Buraya demir yazsaydı veya mıknatısın çekebileceği bir şey yazsaydı daha mantıklıydı. Buraya demir falan yazabilir. Ona dikkat edin. Mıknatıs yani demir ve kumu nasıl ayırabiliriz? Tabii ki mıknatısla ayırma yöntemiyle ayırabiliriz. O yüzden A'ya 4'ü eşleştiriyoruz. Tuzlu suyu nasıl ayırabiliriz? Bunu da tabii ki buharlaşma yöntemiyle ayırabiliriz. Eğer buharlaştırırsak tuz katı olduğu için, suda sıvı olduğu için arkadaşlar buharlaştırma yöntemiyle ikisini birbirinden ayırabiliriz. Zeytinyağı ile suyu nasıl ayırabiliriz? Bunu da arkadaşlar yoğunlukları farklı olduğu için yoğunluk farkı ile ayırma yöntemiyle ayırabileceğimiz için 3'ü de C'ye getiriyoruz. Etil alkol ve suyu karışımını nasıl ayrıştırabiliriz? Bu nedir arkadaşlar? Sıvı sıvı olduğu için ve aynı zamanda homojen olduğu için bunu nasıl ayırabiliriz? Ayrımsal damıtma yöntemiyle. Bu yüzden 2'yi de D'ye işaretliyoruz. Eğer arkadaşlar katı sıvı ise buharlaşma yöntemi. Eğer sıvı sıvı ise ayrımsal damıtma yöntemiyle karışımlarımızı ayrıştırabiliriz. D bölümümüze geçelim. Burada da doğru yanlış hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu soruyor bize. Hemen yapabiliriz. Yansıtıcı yüzeyi düzgün olan aynalar düz aynalardır. Bu doğru mudur? Tabii ki doğrudur. Adı üstünde düzdür. O yüzden buraya D yazıyoruz. Düz aynalarda cismin boyu görüntünün boyuna eşit midir? Eşittir. Mesela buradan bir çocuk çizsek arkadaşlar. Burada da aynı boyda olması gerekmektedir. Aynı eşit olmadan aynı boyda olması şarttır. O yüzden bu da doğrudur. Aynada görüntü ters oluşuyorsa tümsek aynadır. Yanlıştır. Eğer görüntümüz ters oluşuyorsa arkadaşlar bu nedir? Çukur ayna olması lazım.
Çukur aynada ters görüntü oluşabilir. Bu yüzden bu yanlıştır. Çukur aynalarda görüntü her zaman düz ve küçüktür. Görüntü her zaman düz ve küçük olmaz. Çünkü neden arkadaşlar? Aynı zamanda büyüktür ve düz olacak diye bir şey yok. Her zaman düz olmaz. Çünkü ters de olabilir. Düz de olabilir belki bilmiyorum ama ters de olabilir yani. O yüzden her zaman dediği için buna da direkt yanlış ifadesini koyabiliriz. Periskop çukur aynaya örnektir. Periskop arkadaşlar, periskop sanırım şu şey, böyle bir şey arkadaşlar. Burada düz aynalar kullanılır. Çünkü görüntü buradan iletilir. Buradaki görüntü aynalar sayesinde yansıtılarak gözümüze kadar gelebilir. O yüzden buradaki yanlıştır. Periskop çukur aynaya örnek değildir. Hidrojen bir element midir? Elementtir. Az önceki sorumuza da yaptık. Elementin adı diyordu hatta. Hidrojeni gösterdiği için buna da direkt doğru diyebiliriz. Şekerli su heterojen karışımları örnek midir? Yanlış. Örnek değildir. Az önce de dediğim gibi şekerli su eğer çözelti oluşturuyorsa homojendir. Oluşturmuyorsa heterojendir. Ama şekerli suyu genelde homojen aldığımız için bu yanlıştır. Negatif yüklü iyonlara anyon, pozitif yüklü iyonlara katyon denir. Bu hatta ayrılma yöntemi de vardı. Bakın şurada T'yi artı olarak işaretleyebilirsiniz. Pozitif yüklü ise katyondur. Negatif yüklü ise anyondur. Bu da doğrudur. İsimlerin renkli görülmesinin nedeni ışıktaki bazı renklerin soğurulup bazı renklerin yansımasıdır. Bu da doğrudur. Doğru bir ifadedir. Kağıt atıklar çöptür. Çöp müdür arkadaşlar? Değildir. Çünkü neden? Kağıt atıklar geri dönüşebileceği için bu da yanlıştır. Çöp değildir. Geri dönüşebilen şeyler asla çöp değildir. Ona da yanlış ifadesini koyarak devam edelim. Burada da aynı önceki soruya benzer bir sorumuz. Kalsiyumun elementin sembolü neydi? Ca'ydı. Potasyum. Potasyumun ki geçelim. Bunu siz yapabilirsiniz eğer isterseniz. Pardon. Potasyumunki de arkadaşlar K'ydi. Sadece K yazarak potasyumun sembolünü söyleyebiliriz. Florun sembolü F'ydi sadece. Sadece F. Ag az önce dediğimiz gibi gümüştü. Ne ise neondur arkadaşlar. Hemen bunu da geçebiliriz. 17 klor elementinin elektron dağılımını yapınız. Şimdi bunda kaç tane elektron var? 17 tane elektron var. Hemen dağılımını yapalım. 17 tane atom var aslında. Yani proton var diyelim. Ama siz bunu elektron sayısına da eşit olduğu için öyle var diyebilirsiniz. Hemen ilk katmanımızda ne olacak? 2 olacak. Ondan sonra ne olmak zorunda? 8. Kaç etti? 2 artı 8'den 10 etti. Ama bizim 17 tane olduğu için 1 7 daha ekleyeceğiz ve böylelikle elektron dağılımını oluşturmuş olacağız. Ve boşluk doldurma sorularında sıramız. Aynı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşan saf maddelere element denir. Farklı cins element atomların bir araya gelmesiyle oluşan saf maddelere ise bileşik denir arkadaşlar. Kırmızı yeşil rengin karıştırılmasıyla sarı renk oluşur. Yalnız buna dikkat edin, ışıkların karışımıyla yani ışık karışımıyla sarı oluşur. Diğer mesela normal renkler karıştırılırsa başka renk çıkabilir. Burada ama ışık olarak sorduğu için buraya sarı yazacağız. Koyu renkli cisimler ışığı açık renkli cisimlere göre daha çok soğurur. Hatta bu yüzden arkadaşlar ışığı soğurduğu için bir dakika. Ha, ışığı soğurduğu için arkadaşlar kışlarda koyu renkli kıyafet giymeyi tercih ederiz. Çünkü ışığı soğurur ve güneş ışığını içine çekerek bizi daha sıcak tutmaya yarar. Tümsek aynalarda görüntü nokta nokta ve nokta noktadır. Düz ve küçüktür. Her zaman düz ve küçüktür. Her zaman olmasa da burayı düz ve küçüktür yazarsanız tam puanı alırsınız. Tümsek aynalar düz ve küçük. Çukur aynalar ise tam tersi ters ve büyüktür. Kullanılmış cam malzemeler, plastik şişe ve torbalar, tarihi geçmiş gazeteler nokta nokta için kullanılır. Ne için kullanılır? Geri dönüşüm için. O yüzden buraya da geri dönüşüm diyerek tam puanı alacağız. Ve sıra test sorularımızda hemen çözelim. X, Y ve Z maddeleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre X, Y ve Z maddeleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? X sembollerle gösterilir. Sembollerle gösterilenler neydi? Az önceki sorularımızda da söylediğimiz gibi bunlar elementti. O zaman element olacağı için direkt B ve D şıkkını eleyebiliriz. Geriye kalan A ve C şıkkı. Element. Y'ye bakalım. Formüllerle gösterilir. Karışım formülle gösterilir mi? Gösterilmez. O zaman A'yı da eliyoruz. Ama bileşik gösterilir. Ardından sembol ya da formüllerle gösterilmez. Bu nedir? Tabii karışım sembol ya da formüllerle gösterilmeyeceği için doğru cevabımız Ceyhan oluyor. Aşağıdaki atom modellerinden
Hangisi veya hangileri kararsız yapıdadır? Yani kararlı değildir. Baktığımızda bunun iki tane elektronu var ve bu nedir? Dublet kuralı, dublet yani iki olduğu için bir katmanında, ilk katmanında. O yüzden bu kararlıdır. Diğerine bakacak olursak son katmanda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 olduğu için bu da kararlıdır. Ama buna baktığımızda son katmanda 2 elektron olduğu için bu nedir arkadaşlar? Bu kararlı değildir. Bu kararsızdır. O yüzden doğru cevabımız burada A şıkkı olmaktadır. Yeşil filtreye beyaz ışık gönderildiğinde geçen ışık hangisi olur? Baktığımızda burası nedir? Yeşil. Yeşil filtredir. Geçen ışık o zaman ne olacak? Beyaz ışıkta bütün renkler olduğu için yani yeşilden ne geçer o zaman? Tabii ki direkt yeşil geçeceği için doğru cevabımız B şıkkımız yeşildir. B'yi işaretliyoruz. Bir dakika. Yani bir taneciğin proton sayısı elektron sayısından iki fazladır. Bu taneciğin yükü ve adı aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Ne diyor? Proton sayısı neydi? Artı. Artıydı. Artıyı ifade ederdi. Proton sayısı 2 fazla ise neydi? Artı 2 yük ne olur? Eğer artı bakın proton fazla ise katyonlu ve artı 2 fazladır diyorsa da artı pozitif olduğu için artı 2 yük ve katyon diyeceğiz. Böylelikle doğru cevabımız D şıkkı olmakta. 9. sorumuz. Formül ile yazılan bileşik ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bileşiğin adı basit şekerdir, glikozdur. Doğru. Bileşikteki toplam atom sayısı 20'dir. Bakalım toplayalım. 6, 12, 18. 18, 6 daha 24. Bu yanlış. O yüzden doğru cevabımız B. C. Bileşikteki hidrojen atomları sayısı 12'dir. Bakalım H'ye baktığımızda 12 yazmış. Bu doğrudur. 3 farklı çeşit atom içerir. Doğru. Karbon, hidrojen ve oksijendir. Doğrudur ama B'deki şıkkımız yanlıştır seçeneğimiz. Sedat isminin düz aynadaki görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir? Bunlar neydi? Simetrik olacağı için nasıl olabilir? Bu T'nin simetriği aynı T'dir. Ondan sonra A'nınki de aynıdır. A. Ondan sonra D'ninki simetrik olarak nasıl olur? D'ninki arkadaşlar simetrik olarak böyle olur. Tam çizemedim ama böyle olacak. Ardından E'ninki de böyle olmak zorunda. Bunlara çalışın. Bu da sınavda banka sorulardan biridir. Ve S'ninki de böyle olur. Heh, bu hangi seçenekte var? Bakacak olursak bu yazdığımızı C şıkkında görebiliriz. Cevabımız böylelikle C şıkkıdır. Yukarıdaki tanecik modellerinden hangileri bir elemente aittir? Baktığımızda bu element midir değildir. Çünkü farklı. Bu değil o zaman. Buna bakarsak bunlar aynı olabilir. Buna bakalım bu da olabilir. Bu da aynı. O zaman 2 ve 3 elementtir. Yani cevabımız Ceyhan'dır. Aşağıdaki bulunan cisimlerin düz aynada görüntülerini çiziniz. Hemen çizelim. Aynı şekilde simetriğini alacağız. F'nin simetriği nedir? Böyledir. F'yi böyle yazacağız. E'ninki nedir? Böyledir. Bakın arkadaşlar gene karşınıza soru çıktı. Aynı şekilde N'ninki ise böyledir arkadaşlar. Bunları isterseniz kendinize alıştırmak için ayna tutarak yazdığınızı şey yapabilirsiniz. Dilerseniz tabii ki. 2017'yi nasıl yazabiliriz? Böyle 7 böyle yazılır. Ardından 1 de 1 böyle yazılır. Ve 0 aynı şekilde yazılır ve 2 de böyle simetrik şekilde yazılır. Tam burada yazamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın çünkü burada yazmak daha zor. 1-2. Güneş enerjisinden günlük yaşamda ve teknolojinin birçok alanında faydalanmaktayız. Verilen örneklerden kaç tanesi yukarıdaki bilgiye örnek teşkil eder? Güneş panelleri sayesinde evlerim sıcak su kullanabilmektedir. Teşkil eder. Güneş pilleri ile çalışan araba yat gibi taşıtlar üretilmiştir. Bu da doğru. Bazı hesap makineleri ve saatler güneş enerjisini elektriğe çeviren güneş pilleri ile çalışmaktadır. Bu da doğru. Güneş enerjisi ile deniz suyu damıtılarak tatlı su elde edilmektedir. Bu da doğrudur. O zaman kaç tanesi? 1, 2, 3 ve 4 cevabımız D şıkkı olmaktadır. D şıkkını işaretliyoruz. Ve son sorumuz arkadaşlar. Bu soru bonus soru yani. Dilerseniz siz yapabilirsiniz. Ben sizin için yazdım bu soruyu. Yani kopyalayıp yapıştır yaptım. Dilerseniz bu sorunun cevabını yorumlar kısmında belirtirseniz benden bir kalbi hak edersiniz. Eğer doğru cevabı verirseniz tabii ki. Ve yazılı videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle.